Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Evet. Çoktan beri yapmadığımız şeye geçtik. Şimdi geldi sıra Enfusi ders. Halet. Halet yapmış mıydık? Biraz bahsettik ama yapmadık. İbrahim Aleyhisselam'da kullandık. Nemrut'ta kullandık. Firavun'da kullandık. Musa'da kullandık. Musa Aleyhisselam'da kullandık. Şimdi başlamadan önce peygamberlerin kıssaları ben olduğumu, benden geçtiğini, onlar bendir diyebilme makamında olduğu insan, insan canlı Kur'an olduğuna göre, Kur'an içerisindeki kendi hayatında olduğunu, insanın, mümin olan bir insanın, dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Ve insanın manevi ömrü, bu ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat nurunda medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitteyi tenvir eden iman sayesinde insan şu dar zaman ve mekanı 60 sene veya şu an dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem, kainat, şeceri hilkat, bir insanın hanesi gibi olur. Ve mazi ve müstakbel, maziden kasıt arş-ı azam, nur-u Muhammedi, mazi, müstakbel ise dünyadan sonra sonsuzluğa doğru mazi ve müstakbel zamanları imanın insanın ruhuna, kalbine bir zamanı hal gibi zamanı hal hükmünde olur. Şualar 756. Kardeş, ne anlatmaya çalışacağım biliyor musun bu akşam, bugün? İnsan canlı bir Kur'an'dır. İmam Ali'nin dediği gibi, ennen natıkıl Kur'an. İnsan çok ilginçtir. Külli, kendisine kül ve külli bakabilirse, mesele bu işte. Mesele çözülüyor. Bakabilmen için birkaç tane böyle zıplama tarzında külliyattan bir tanesini okudum. 756'yı okudum. Ben bir şey anlatmak değil, yöntem anlatmayı çok seviyorum. Balık vermekten ziyade nasıl tutulur? Bak, insan külliyidir. Kül ve külliyidir. Eğer insan kendisine veya hadiselere cüz'i nazarını, cüz'i şeyleri hassederse cüz'ileşir. Bir daha söylüyorum. Ne olur bir daha anlayın bunu. İnsan kül ve külliyidir. Cüz'i nazarını, cüz'i şeyleri hassederse cüz'ileşir. O nerede geçiyor? Bulun bakalım. İnsan cüz'i nazarını, cüz'i şeylere hassederse. Hem öyle geçiyor. Cüz'i şeylere diye. Bakayım şimdi. Şimdi bu dersteki ana gaye, tema bir şey anlatmak değil. Dün mesela vesveseden bahsettik. Yani şeytan denen bir sistemin kainatta ve bende nasıl işliyor?
Yani sistemden bahsetmeyi çok seviyor. Şeytandan bahsedince adam buradayım diyor. Hiç tesadüf yok. Benim için aynı vallahi böyledir. Ben buradayım dedi. Anladım. Hemen zaaf noktama vurdu. Tesadüf olur mu? Bak gördün. Hangi kelamı kullandı? Tak. Şimdi nazarımızı cüzi şeylere hasetmeyeceğiz. Cüzi. Cüzi bir şeylere külli nazarla bakacağız. Cüzi küllileşecek. Eğer hadiselere ve kendine böyle bakarsan her şeyde eriyip gidersin. Abi de boğulursun. Ne dedir, ne derler diye yaşarsın. Toplumda acayip acayip, garip haller alırsın. Maskara olursun. Yer yer Risale-i Nur'a muhalefet edersin. Mecazdır deyip ciddi bir hakikati katledersin. Bunlara mecaz diye bakacak adam. Kendisine işine gelen mecazı çok sari ifadeymiş gibi, esasıymış gibi tamim eder. Ama sari ifadeyi de işine gelmediği için mecaz diye gömer. Şimdi bir tanesini okudum. Cüzi nazarını buldun mu? Bir yer buldum abi de. Oku bakayım, ben sana söyleyeceğim onu. Neresi? Mesnevi Nuriye 213. Tamam. İlan ve İlan Aziz. İnsanı gaflete düşürmekle Allah'a ubudiyetine mani olan cüz'i nazarını cüz'i şeyler hasretmektir. Aferin. Tam neredeydi? Tam orada kalmadım ya işte. 213 mu? 213 diye. Tamam. Evet, buldum. İnsanı gaflete düşürmekle, burası, ötekisini de okuyayım. Allah'a ubudiyetine mani olan, yani sen kim, Allah kim ya, böyle şey. Seni Allah nereden görecek ya, içki içtin. Allah senin içkin, rakı ile mi yapacak? Veya senin namazınla mı? Cüz'i nazarını, cüz'i şeylere hasretmektir. Evdir, çok çok. Başka bir yer okuyorum, 217. İnsanın sanatı ile Halik'in sanatı arasındaki fark, insan kendi sanatının arkasında görünebilir. Ama Halik'in masnu arkasında 70 bin perde vardır. Fakat Halik'in bütün masnuatı defaten bir nazardan görebilirsen, Halik'in bütün masnuatı defaten bir nazarda görünebilirse, siyah perdeler ortadan kalkar, maniler nuraniler kalır. Burada da şey kastetmeye çalışıyorum. Bizim perdelerimizin sebebi cüz'iye külli bakamadığımız için. Şimdi külli bakmaya devam ediyorum. Sonra haleti mukaddemesini yapıyorum. Sonra peygamberlerin, Nemrutların okudum onların psikolojisini. Bize aktarımları, onunla bize giydirilen şey. O Musa'dan kasıt sensin. Firavun sendin, Nemrut sendin, İbrahim sendin, Musa sendin, İsa sendin, Muhammed de sendin. Bak, onlar senin hayatının etsa ve efradıydı. Ona ait yerler okuyorum. Sonra peygamberlerin şeylerini, anatemalarını birkaç cümleyle ifade edeceğim. Sonra Hanifen Müslümen bakacağım. Sonra İbrahim'e verilen halet var. O halette elbisesini yakmadı. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Şualar 268. Kur'an'a şöyle bakacağız. Risale-i Nur'da aynı kanun caridir. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. 268. Her bir ayetin mutadid manaları vardır. Her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur.
Eğer Musa yoksa şimdi, olmadı. Bak, her bir ayetin mutaaddit manaları vardır. Her bir mana, bak, her bir ayetin mutaaddit manaları vardır. Her bir mananın mutaaddit efradı bulunur. Her bir mana küllidir. Her bir, her asırda efradı bulunur. 268 şualar. O zaman bu kanunda, bak, her bir ayetin mutaaddit manası var. Her mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Bu asırda İsa var, Musa var, Şit var, Nuh var, İbrahim var. Nuh'tan bahsediyor Kastamonu'dan. Meyrem var, Asiye var, Firavun var. Saitler var. Hepsi var. Hepsi. Sen yeter ki cüzi nazarını cüzi şeylerden kaldırıp külli ve umumi. Yakala onu. Çünkü sen kainatın ezel ve ebed ömründe medet alıyorsun. İnsan canlı bir Kur'an'dır. İnsan şualar 218'de hakikat-ı Muhammediye cihetiyle şu kainat ağacının çekirdeği aslesidir. Kainatın arkasındadır. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve, çekirdek. Bunu mutaaddit defa gördünüz ama bu maksatla kullanacağım. Bu çekirdekte maksat Nur-u Muhammedi. Bu ağaçtan maksat Şecere-i Hilkat. Bu meyvede maksat sensin. Bu meyve itibariyle kainatın sonusun. Beşeriyet budur. Ahmet tarafın budur. Yani meyvesin. Ama meyvenin içinde bir çekirdek var ki kökün aynısıdır. Gayrisi değil. O çekirdek meyvenin içindeki cihetiyle sen bundan öncesin. İşte hakikat-ı Muhammediye cihetiyle her bir insan şu kainat ağacının çekirdeği aslisidir. Abi, insanla başlayıp ben olan benden bitiyor bu iş. Evet. Ehad'la başlayıp ehad'la bitiyor. Yani insanla ben ayrıyız yani. Ayrısın. Yani insanla... Ben. İnsanla değil. Benle başlayıp benle bitecek. Evet, tamam. Ben olan ben. Hatta Allah, Musa Aleyhisselam soruyor Allah'a. Allah'ım seni soracaklar bana sen kimsin diye. Ben ne diyeyim? Allah da diyor ki en Allah, ben Allah'ım. Ben Allah'ım. Ben ayrı bir şey. Ben Allah'ım. Öyle de. Ben Hasan'ım. Lehül esmaül husna. Güzel bütün güzel isimler onundur. O değildir. Efendim abisi. Özür dilerim abi. Buyur abi. Şimdi çekirdek, meyve çekirdek dedik ya abi. Şimdi çekirdek, insan şimdi meyvedir. Meyve çürüye çekirdek çıksın diye abi. Evet. Üstünü, çekirdeğin üstünü örtüyoruz ki içi çıksın diye. Çekirdeğin üstünü örtmezseniz içini dışarı taşıyamazsınız. Kadını da örtüyoruz, erkeği de örtüyoruz. Erkeği takva turabında örtüyoruz. Takva libasıyla örtülüyor. Kadın tesettürle örtülüyor. Her şey farklıdır. Bazı bitkiler var ki pirinç suyla örtülür. Diğer peygamberler ben kainatın çekirdeği aslisiyim ya. Yani şöyle diyeyim. Elime bakar mısınız? Bu Nur-u Muhammed'in çekirdeği düşünün. Yani şu toprak, çekirdek, ağaç. Şu çekirdekten çıkan dal, şu çekirdekten çıkan yaprak, şu çekirdekten çıkan koku, meyve vesaire. Çekirdek dese ki yaprak benim, çiçek benim, dal benim. Doğru değil mi? Hakikati bende. O zaman dışarı şiciri hilkate kim çıkmışsa hepsi benim. Fahişe benim, Nemrut benim, Alim benim, Fazıl benim, Bediüzzaman benim, Gazali benim, İmam-ı Rabbani benim, İsa benim, Musa benim, Muhammed benim, Arş benim, Kürs benim. Ne hatırınıza geliyor? Domuz, yılan, çıyan her şey senin etsa ve efradındır. Hepsi senin hakikatların ifade ediliyor. Ama sen onları cem eden bir şuur makamındasın. Ne biliyorsanız menfi müsbet hepsi sensin. Özür dilerim bazı belki tabir kullandım ama oraya aklımız gitmiyor. O da benim hakikatımdır.
İşte diyor ki 324 barla. Mevzu ne kadar ciddi ki bunları malzeme yapıyor. Hakikat-ı dinin neşinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer peygamberler, onun müminleri ve vekilleri hükmünde oldukları. Yani Peygamberimiz gelmeden önce üniversitedeki hoca amfide talebeler olacak ya, oraya gelmesi için talebe köylerde, ilçelerde, kasabalarda ilkokul hocaları lazım. Sonra şehirlerde ortaokul, lise. Sonra oraya o amfiye girebilmesi için. İşte peygamber, diğer peygamberler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın amfisine, muhatabiyetine gelebilecek kadar çalışmalar yapıyor. Şimdi arş benim, kürs benim, cennet benim, İsa benim, Muhammed benim, Şit benim diyebilmenin şu. Lemalar 338. Ama kör olası cehalet, hep bu sari ifadeleri teşbih dedik. Bazen tenzih, bazen teşbih. Maalesef. Bazen Musa, bazen İsa oluyoruz. Tenzihçi Musa'dır. Teşbih İsa'dır. İşimize geleni gömüyoruz veya gömeni çıkartıyoruz. Sari ifadelerin tevil edilmeyeceğini bildiğimiz halde. Eğer sari ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey yoktur. Peki abi biraz şeyimize gidiyor. Evet gider. Alışmadık. Cesurca konuşmak lazım. Esasatı bozmadan, ilmi usulü dine rencide etmeden, Risale-i Nur'un ruhunu içinden gideceksin. Kim dinler bunu? Ehilleri. Herkes muhatap değil. Herkes anlatacaksın diye bir derdimiz de yok. Öyle bir problem yok. Öyle bir problemim olsaydı ben televizyonlarda olurdum. Aa şimdi başladı davetiye Ramazan'da. İsmimi vermeye gerek yok. İki tanesi dün aradı. İstanbul ayağı. Abi, tanıyorlar. Abi ben seni tanıyorum. Program yapabilir miyiz? Çok ilginçtir. TRT'den bile aradı. Bilmem ne müdürü Ankara'da. Orada elemanımıza ben sizi tavsiye edebilir miyim hocam diyor. Ya bir şey yapsanız insan için huzursuz. Ben senin bir dersini dinledim dedi. Ramazan yanmaktır dedin diyor. Çok ilgimi çekti diyor. Hakikaten susuzluk yanıyor. Ramazan'ın bir manası yanmaktır. Benim dedim işim var. Ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Şunu. Bu hakikatların müşterisi az. Az. Ama bu bilinmeli. Az dahi olsa tevarüsen, yani nesilden nesile aktarılması lazım. Birisi dile getirmesi lazım. Bir manyak çıkması lazım. Zaten bilen de pek azdır. Meşgul olan azdır. Onlar da kısmen susturulmuş. Veya cesaret edemiyor, çekiniyor. Çünkü itilecek, kalkılacak. İmtiyazlaşma diye iflah kesilecek. İmtiyazlaşma diye vakıfların kafası koparılmış, bari evlendirilmiş. Kastına yani istemediği halde o. Evlendirilmiş. Niye? Ne olur ne olmaz. Cemaate zarar oluruz. Fertleri yok eden cemaati ben de istemiyorum. Askerini nazara almayan cemaati istemiyorum. Siru seyru edafikum. Benimle yürümeyen cemaatta benim işim yoktur. Beni inşa etmeyen cemaatta işim yoktur. Beni batıla hizmet ettiren cemaatta işim yoktur. Cemaatin mantığı yoktur zaten. Cesur olun. Cemaat din değil. Cesur olun. Hakikatin üçünün yürüyün. Cesur olun. Sarih ifadeleri tevil etmeyin. Cesur olun. İma ve telmi, remzi manaları sarih gibi göstermeyin. Cesur olun. Kimseyi aldatmayın. Cesur olun. Kimseye Rab iddiaz etmeyin. Allah ilah edinin demiyor. Rab iddiaz etmeyin birbirinizi diyor. Rab. Yani Allah'ın dediğine tabi olun. Rab da terbiye demektir. Yani gösterdiği yol, söylediği söz. Allah'a uyuyorsa, Allah uymuyorsa reddet. Şimdi bak.
Lemalar 338. Ama bu cesur olun derken edepsiz olun, saygısız olun değil. Haddinizi bilin, hududunuzda kalın, kimseyi mahrem alanınıza çekmeyin. Sizi yanlış inşa etmelerine müsaade etmeyin. Çünkü hatır için din olmaz, bir daha bu dünyaya gelemez. Baki hakikatler fani şahıslar üzerine bina edilmez. Edilirse ne olur? Zulüm olur. Zulme uğruyorsun, farkında değilsin. Cesur ol, nurcu ol ya. Cesur ol, nurcu ol. Cesur ol. Edepsiz ol değil. Haddini bil, hududunda kal. Kimsenin hududuna girmemekle beraber mahrem alanına kimseyi de sokma. Yanlış ustalara, yanlış malzemelere kendini inşa etmeye müsaade etme. Yürü Risale-i Nur'dan, yürü. Yani birisinin sana giydirdiği elbiseleri ne olur sorgula. Ben 1996'dan 2004'e kadar üzerimdeki elbiseleri çıkartmayla uğraştım. İnanın. Belki 2006. 10 sene bana giydirilen elbiselerin çıkarmayla uğraştım. Yani o bana verilen gözlükle baktım. Daha önce anlatılanla baktım ve ayet, Risale-i Nur ifadelerini hep tevil ettim. Hep tevil ettim. Bunun hikmeti vardır. Ustad gelecek diyor, abim gelmeyecek dedi. Hep geleceğe gelmeyecek diye anlamış. Öyle de anlatmış. Öyle de cinayet işlemiş. Yapını yapmayın. Yapmayını yapın diye anlamış. Hep bana giydirilen elbise. Halet işte. Eşek olursak semer vuran çok olur. Ya. Ustadın hatırasını bir tane nakledeyim. Şeker Cihan'a giderken o cübbesini gönderen zat vardı ya hanım. Neydi? Asiyan. O denk gelmiş. Ustada tam yoluna getirmiş. Ustada demiş ki, ustadı maşallah talebeleriniz ziyade olmuş, çoğalmış. Ustad ne demiş biliyor musun? Ne demiş? He? Hakikileri az, hakikisi az. Hakikisi az, hakikisi az. Mesela bir misal söyleyeyim. Ustadı rüyada gördüm. Bir ders yapılıyor böyle. Ucu bucağı yok. Demek ki dünya. Ama acayip. Dersten sonra bir teveccüh var ki bana. Bilsem böyle ben de keyifleniyorum ya. Fiyaka 10. Fiyakam artmış. Tavandan baktım hop ustad dindi. Bunların çoğusu, bunların içindeki çoğusu seni sevmez dedi. Bu dersi dinler, arkamda her türlü melaneti söyler. Ve istifade eder. Ettiği gider başka yerlerde anlatır ama demez. Çevirir o kelimeyi daha değişik şey yapar. Ve istifade ettiği halde, derste kullandığı halde sorulsa ben, aleyhimde şiddetli bulunur. Risale-i Nur'a zarar veriyor diyor. Oysa o dinlerken aldığı malzemelerle onlara kendisini ifade ediyor. Ve faydalı oluyor. Kendisinin istifade ettiği kaynağı size zararlıdır diyor. Bunu bir değil on değil. Acayip bir şey yani tuhaf garip. Ama kime Allah ne verecek öyle değil. Sana mı vermiş bilemem. Kime vermişse Allah kimseye hesap vermek zorunda değil. Hazreti Ömer'in oğlu ufaktı radiyallahu anh. Büyük sahabelerin içinde mübahese-i ilimde katılırdı. Öyle mi? Abdullah İbni Ömer miydi? Yaşı çok ufaktı ama çoğu sahabelerden ilerideydi. Bu iş yaşa başa baksaydı Bursa'daki çınar ağacı gibi olurdu. Kime Allah vereceği bilmiyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gençti. 60, 70, 80, 90 yaşında moruklar da vardı. Ama ona 40 yaşında peygamberliği verdi. Ustad 13 yaşında ne vermiş? Ama alimler varken vermemiş. Artık yaş, zahiri ilim ve bilgiye bakmıyor Allah'ın ihsanı. Kime? Kim ile bu dini, bu nurculuğu ihya edeceğini o bilir. Tamam?
Lemalar 338, hayat vasıtasıyla etsay kainat. Bak, hayat var mı sende? Var. Hayat vasıtasıyla o noktadan kainat, etsay kainat, kainatın etsası nedir? Nedir etsa? Cüz. Cüz nedir? Atomik mi düşüneceğiz? Yok ya. Mesela karaciğer senin neyindir? Cüzündür. Yani arş, alemisal, 18 bin alemin her biri hayat vasıtası ile etsa-i kainat insanın efradı hükmüne. Kainat ise nevi hükmüne geçer. Çünkü mahiyet insani birdir. İnkısamı gayri mümkün. Arş, kürs, 17. sayfa şeyde de işaret edeceğiz de söylüyor. 18 bin alemin hulasa-i camiası olduğundan insan. 18 bin alemi. Sifoka'da yok. Onu cem etmiş ama onun dışında insan. Muhyiddin Arabi'nin tanımına göre insan nedir? İnsan odur ki diyor. Bütün alem ondadır. Fakat o aleme sığmamıştır. Hazreti Ali mi diyor? Daha önce de denedim de Hazreti Ali de sizin. Hayır, bu şey. Hazreti Ali'nin şeyi. İşaret-i Hicaz'da okumuştum. İşaret-i Hicaz'daki ayrı. İşaret-i Hicaz'ı getirdimse. Allah Allah, Hazreti Ali'nin şeyi de ayrı. Sayfa 187'de. Ve tez umu enneke cirmun sahirun ve fiken Tabal alemul kebir. Emrettiği gibi insan küçük bir cisim ise de büyük alemi içine alacak kadar büyüktür. Allah Allah. Ve tez'umu enneke cirmun sagirun. Allah Allah. 187. Keyif veriyor. Çünkü benim o. Peki. Şimdi bu cesur olun mukaddemesi buydu. Şimdi halet rüyü herhalde yarın başlarız. Halet. Bugün kısa daha önce yaptığım dersin bir özetlemek istiyorum. Çünkü şu anda okuyacağım şeyleri yaklaşık olarak 127 maddeden size 5-10 tane madde okuyacağım. Ta ki yarınki derse mukaddeme olsun. Atlıyorum. İbrahim'e bir halet verdi. O haletle İbrahim'i yakmadığı gibi elbisesini de yakmadı. Ne vermiş? Halet vermiş. Dersimiz bu. Şimdi ben atlıyorum. Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi maddi maneviye, İslamiyet gibi zırh olduğu misulü. İmana maddi maneviye diyor. Vermiş sözlerde. Bak, cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi maddi maneviye, manevi madde. Maddi maneviye vermiş. Abi o cehennem. Cehennemin cehennemi burada kardeş. O cehennem. Cehennemin cehennemi burada. Halette kullanacağız onu. Mesela bir nur ve mana vardı ya abi. He? İmanın cüzleri miydi abi? Birisi mahluk, birisi mahluk değil. Evet. Aynen. O zaman nur tarafı mı oldu bu abi? Maddi maneviye. Bu nur tarafı. Aferin. Hazreti İbrahim cismi gibi gömleğini de yakmadı. Bize giydirilen ruh, akıl, his, şuur ve hayat gibiler vücut libasıdır. Bize giydirilmiş. Ruh, akıl, his, şuur, hayat. Giydirilen libastır. Mesela sana birisi bir şey anlatıyor, seni inandırdı ya, sana giydirdi işte. Ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir diyor. Ateşe karşı duran neydi İbrahim'in? Halet.
halet veriliyor. Yani musluk gibi düşünün, boru gibi düşünün, pekmez akar, su akar, bal akar. Yani halet böyle bir borudur. Devam ediyoruz. Ey millet İbrahim, İbrahim vali olunuz. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateş hem burada hem orada bir zırhı olsun. Ruhunuza imanı giydirip devam ediyor. Buraya kadar anladık. Şimdi ateşin ifratı karşıyı yakar. Ateşin tefriti kendini yakar. Ateşin vasatı insanı olgunlaştırır. Ha? Şimdi İbrahim'i yakmayacak bir halet verdik diyor arkadaşlar. Anladın mı? Bir daha söyleyeyim. Ey millet İbrahim. İbrahim bari olunuz. İbrahim olacağız şimdi. İbrahim neydi? Atlıyorum. İbrahim'e şöyle diyor. Cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi ruhunuza iman giydirirse cehennem ateşine zırhınız olduğu gibi şu ayet ise onun mukabil ne kadar ulvi elbiseden bahsediyor. Ulvi, latif, güzel, ebede kadar yırtılmayacak. Hanifen Müslümen tezgahında dokunan bir hülleyi. Hanifen Müslümen tezgahtır. Şimdi elbiseden bahsedeceğiz. İbrahim'e giydirilen elbise. Merak etmeyin. Nemrut'un şey var da İbrahim Aleyhisselam'ın o Halilur Rahman'da Urfa'da iki tane direk var sapan. Hani böyle direk var böyle. Sapanı oraya koymuş. İki direkten de bahsedeceğim. Diyor ki Lemalar 7'de Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i imaniye hükmüne geçen hakikat İslamiyet içine gir. Hakikat İslamiyet neydi? 197. Kastamonu 199 mu 197 mi? 197. 199 diye hatırıma kaldı. Bir sorgulayın bakalım hemen. Bak. Hakikat İslamiyet onu bildiğine göre söyle. Murat. 199. Söyleyin neydi? İslam esasları 6 erkan-ı imaniye. 6 erkan-ı imaniye ile esas-ı ubudiyettir. Ha. 5 tane İslam esası 1. 5 evet. İslam esasına 1 denilir. 6 İslam esasıyla getirilirse 7. Buna hakikat İslamiye deniliyor. İşte Kur'an-ı Hakim'in tezgahında yapılan hakikat-ı İslamiye. Hakikat-ı İslamiye libasını giyeceğiz. Libas bu. Hakikat-ı İslam. Bak, Kur'an-ı Hakim'i tezgahında yapılan bir sefine-i manevi hükmüne geçen, aynı zamanda manevi bir yapı, hakikat-ı İslamiyet içine girip, selametle o denizin üstünden gezip, ha, şimdi izah, 6 iman esasları artı 5 İslam esaslarına bir sayarsan, 6 bir daha 7 eder. Siperiniz, hani mermi gelmesin. Aferin. Silahımız? İstiaze, istiğfar ve hıfz ile iltica. Aferin. Aferin. Zırh da takva kalası abi. Evet, çok güzel. Demek ki... Savaştaki sıralama gibi ben ezberlemiştim. Öyle mi? Lemalar... Siperimiz? 41'de. Lemalar 41. Evet. Bak şimdi, siperimiz? Sünnet-i seniyye siperi. Silahımız? Evet. İstiğfar. İstiaze, hıfz-ı ilahi iltica. Bu da silahımız. Tamam mı? Ondan sonra Kur'an tezgahından yapılan takvadır. Sözler 261, lemalar 71. 41 değil lemalar, 71 o. O hülle takvadır. Şimdi hüllenin içini açacağım. İbrahim Aleyhisselam demek, takva hüllesi demektir. İbrahim yapan takva hüllesiymiş. Onu giydirmiş. Eğer sen bunu çıkarırsan İbrahim'in
İbrahim'e giydirilen hülle Nemrut'un ateşi yakmadı. Sen de İbrahim vari olursan İbrahim'e giydirileni sana giydirilir. Eğer İbrahim'e giydirilen elbiseyi giymesen zamanın Nemrut'un ateşi seni yakacaktır. Zamanın Nemrut'undan da bahsedeceğim. Nemrut seni ateşine atacak demektir. Nemrut'un ateşi enfusidir. Nemrut'un ateşi enfusidir. Firavun denizi afakidir. Ondan da gireceğim. Takva neydi? Takva, tencere getirin. Misal, marifetullah, muhabbetullah, içine at. Marifetullah at. Muhabbetullah at. Lezzet-i ruhaniye at. İbadetullah'a da at. Ha. Marifetullah, muhabbetullah, ibadet-i müşahedullah. Karıştır. Karıştır. Dördünün hulası oldu. Ne oldu bu? Adı bu ne? Takva. Takva. İbadet-i kâme. Evet. Takva bu. Bunların cemi takva. Peki atlayarak gidiyorum. Bir sürü şey var. Bunlar okumuştuk daha önce. Nemrut'un sapanının iki ayağı. Bir, mektubatta anlatıyor. Muhkema, lemaların sonunda anlatıyor, özür dilerim. 13. lemanın sonu. Muhkemat-ı Kur'an'ın mizanları ile sünnet-i seniyenin terazileri ile amal ve hatıratını tart, daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyi rehber yap. İki ayak bu. Kur'an'ın mizanları ile sünnet-i seniyenin terazileri ile hareket, amal ve hatıratını tart, daima Kur'an'ı ve sünnet-i seniyi rehber yap. Eğer yapmasan senin ayak dikildi. Nemrut'un ayağı dikildi. Hanifel Müslimen tezgahtır. Yani Kur'an tezgahıdır. Tezgah neydi? Kur'an. Hanifel Müslimen tezgahtır, yani Kur'an'dır. Orada işlenen elbise takvadır. Yani ibadetullah, marifetullah, muhabbetullah ve lezzet-i ruhanenin cemiyidir. Atlıyorum. Takva hüllesini çıkarırsan zaten Nemrut'un ateşin içindesin, hemen yandığını hissedersin. Nemrut'un ateşi şunlardır. Nefret, affetmemek, cimrilik, öfke, yalan, gıybet, kendini değersiz zannetme, özgüven kaybı, kıskançlık, haset, yeis, korku, bencil, intikamcı, haramlar, farzları yapmamak, hayatını hayatından daha kıymetli iddialarını gösterememek, kendini fark edip tanıyamamak, tanımlayamamak, bilgiyi netice zannedip ilme dönüştürmemek, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve onların tefsirlerini bizim ile Allah arasında koridor, berzah ve manyetik enerji bağları olduğunu bilmemek, hayatını disipline edememek, kuralsız yaşamak. Nemrut'un zahiri ve batını anlattık. Yapısından birkaç tane şimdi okuyacağım. Ve bugün dedik ya şey olacak. Nemrut'un sıfatlarının hulasası. Yani bu bizde var mı yok mu? Okuyorum. Nemrut'un sıfatlarından kasıt nokta istinat ve nokta istimdattır. Yani muhkemat-ı Kur'aniye nokta istinattır. Sünnet-i seniye nokta istimdattır. Nokta, yani nokta istinat Allah'a iman, böyle dayanmak. Nokta-i istimdat ise fıtratının isteğine verilen cevaba uygun yaşamak. Ahiret. Fıtratımız beka istiyor. O cevap veriyor. Eğer nokta-i istimdat ve nokta-i istinatsız yaşarsan Nemrut'un ateşine girdin. Bu bir. Nemrut'un sıfatlarına bahsediyorum. Bakın koca sayfadan atlıyorum çünkü konumuz bu değil. Daha önce anlatmıştım. Ama
şu olsun diye, dersimize mukaddim olsun diye seçtim. Nemrut demek, Nemrut'un sıfatı, Hakk'a inat, adavet ve zulüm. Firavun da kasıt, yani her asırda Kur'an'ın mutadid manaları vardır. Her mana, her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. Firavundan kasıt gurur, zalimlik, ferdi feritçilik, ben merkezlik. Nemrut'tan kasıt inat, adavet, zulüm. Başka şeyden bahsediyorum, Nemrut'tan. Rehbersiz kalmak. İbrahim Aleyhisselam'ın hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkati Nemrutçuluk vasıtalarla ortadan kaldırmak. İbrahim'i İbrahim yapan iki temel vasfı vardı. Neydi? Şefkat. Şefkat, tefekkür. Yani şefkat kahramanı hanımlardır. Tefekkür de önde, erkeklerdir daha çok. Dolayısıyla aile hayatına da bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi her bir mana, her bir ayette, her bir ayette mutadid mana vardır. Her mana külli, her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. Cümlesini ikide bir tekrar ediyorum. Firavunluk nedir? Cümleyi okuyorum. Mağrur, nefsi firavunlaşmış hotbinayı açtır. En hasis şeye ibadet etmektir. Filozofların çoğu firavundur. Maddiyunlar ve maddeyi esas alırlar. Maddeye dayanır. Haşa, Allah haşa, eyvallah demez. Şöhretperestlerin ifrat mertebesinde bütün maneviyatını ve mukaddesatını ve izzet ve şeref ve kimliğini, kişiliğini ve namusunu kaybetmek tenasuh kaillerdir. Yani firavunluk budur. Nasıl firavuna gider? Firavun şöyle yapar, bakın. Haşa, Allah eyvallah demez. Şöhret perestliğin ifrat mertebesindedir. Bütün maneviyatını ve mukaddesatını ve izzet ve şerefini, kimliğini ve kişiliğini ve namusunu kaybettirir. Tenasuhe kaildirler bunlar. Ve insan nasıl bozulur? Sırayla gidiyorum. Sözler 712. Şimdi geldi. Bir insan nasıl bozulur? Sırayla gidiyorum. Kaçırmayın bunları. Arkadaşlar, 34 senemi verdim bunlara. Bu tek bir cümleyi diyebilmem için en az, inanın, aylarca, senelerce okuyup toplamaları naklediyorum. Şu komprim ders bulunmaz, inan. Nefis cümlede net lan. Vazifem şu anda herkesten âlâ. Şu andaki anlattıklarım her şeyden âlâ. Risale-i Nur kaynaklı olduğu için. Onun için dikkatinizi rica ediyorum. Bir insan, bakın, bu zor bulunur. Nasıl bozulur? Nasıl bozulur? Nasıl bozulur? Bir, sırayla maymunculuk olur. Sırada, bozulmanın sırasını usta şöyle koymuş. Sıralıyorum. Maymun, tilki, yılan, ayı, hınzir. Bir insan kendisini tanımlamasa, sen olmasan, başkasını yaşarsa ne derler diye. Ne derler diye üniversite okursa, ne derler diye, ne derler de, ne derler. Başkasını yaşaya yaşaya maymunculuk fıtratını inkişaf eder. Taklitçilik. Taklitçiliğin ileri safhası tilkiliktir. Tilkiliğin ileri safhası sokar, yılancılıktır. Yılan. Yılan sokmunca sonra ileri bir safhasına geçer. Ayıdır, maddi tahripçidir. Daha ileri geçerse bu domuzdur. Namusunu, karısını, kızını kıskanmaz. Bozulma süreci budur. İsterseniz kitaplarda bu hayvanların simgelerini bakın. Sıra budur. İlk önce insan maymunlaşır. Sonra tilkileşir. Sonra yılanlaşır. Sonra ayıleşir. Sonra da domuzlaşır. Bir anda domuz olamaz bir insan. Eğer bir insan karısını, kızını veya bir kadın
gayet rahat, hiç endişesi yoksa bu konuda, domuz makamında ise bu dördü zaten vardır. Peki ne işine yarar? Böyle bir insana göre tavrını koyarsın. Arkadaşlar, şöhretperestlik öyle bir kuyudur ki, o dersi ustad diyor ki benden al, ben de bu asırda benden al diyor. Bildiğiniz gibi değil. Vallahi Allah öyle acımasız imtihan ediyor ki bizim gibi bulunanlara, öyle şöhret teklifleri geliyor ki aklınız, akla hayrette, aklı durgunluk derler ya, akla ziyan. Öyle acayip acımasız imtihan ediyor. Biliyorum imtihan bu. Ama içimden bir ses, topluma hitap edeceksin ya. Toplumun her köşesine uğraşacaksın. Ne uğraşacaksın bu kenar köşede ya? İnan. O kadar cazip ki İmam-ı Gazali diyor ki İHA'dan çıkarttığım mahkematımın bir notudur. Böyle çıkanlar diyor ne niyetle çıktılar ne hale geldiler diyor. Acaba diyor Gazali son hallerini ilk anda görselerdi o yola çıkarlar mıydı? Dikkat! Size daha böyle gelmedi. Ama böyle de diyen de az olacak. Bunu bize diyor Duruşlu abi. Böyle acımasız imtihandan geçeceksiniz. Yani imtihan derken sokakta açık saçık geldin. Onlar o kadar mühim değil. Bizim için onlar artık mühim değil yani. Ne demek? Ya kardeşim belirli halden almışsın artık ya. Bakmaya bir şey olmuş ya sende. Hani su kayaya vura oydu yani. İşte Karadeniz'in kayasını, Karadeniz'in suyu oya. Bakmaya hassaslaştın işte. İstesen de bakamazsın ki. Yapayım desen de yapamazsın bu işi. Beceremezsin yani. Eli ayağı boyan. Kıpkırmızı olursun, ateşle. Terden su olursun atletin yani. Ama bizim yaştakilerin kuyusu şöhret zemini. Siz de bu oklavadan geçeceksiniz eğer sabrederseniz. 40 yaşından sonra teklifler gelecek size. Ama siz çekirdek hizmetinde kalacaksınız. Gitmeyeceksiniz öyle zeminlere. Öyle topraklara girip de ağaç olmayacaksınız. Siz gönüllere hitap edeceksiniz. Ustad, İsparta valisi haber gönderiyor. Artık çıkabilir diyor. Camilere her yerde vaaz edebilir. Ustadın cevabı şu. Acayip. İmam Azam'ın sözü atara geliyor. Çok konuşup basitleşme, yani sıradan olmasın. Çok görünüp adileşme, sıradan olma. Anlat, çekip git. Feferu iler meçhul. Gözükme daha. Abi ulaşma. Kim nereye layıksa Allah el uzağına götürecek. İki vadi arası Mekke, İbrahim aleyhisselam mikrofonsuz ezan okudu. Bütün dünya duyuyor. Ben diyor ezanın her tarafı işittireceğim, gelecekler namaz kılacaklar diyor. Ya Rab nasıl bütün dünya duyacak benim? Sen karışma, sen ezanını oku. Hadis biliyor musun? Vallahi din o kadar harika ki ya. Ben deli oluyorum ya. Enfüsle meşgul olduğum için yani hepten yiyesim geliyor ya. Vallahi billahi. İbrahim aleyhisselam diyor ki ya Rabbi kim duyacak? Sen karışma. Sen de o vadide Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Nerede duyacak? Sen karışma. Başka bir rivayet şey söyleyeyim. Ya İmam-ı Rabbani'den okudum. Ya büyük bir zattan okudum. Şey yapmayayım diye söylüyorum. Allah için sen bir iyiliğini gizledin değil mi? Gizledin. Yaptın ama gizledin. Kimse değil mi? Allah kıyamet kopmadan sen yaşa veya yaşama. Mutlaka o vasfını dünyanın yüzünü çıkartacaktır. İnsanlarca bilinecektir. Sen yaptın bir iyiliği. İnsanlara anlattın mı? Çok kısa bir zaman sonra toprağa girip kaybolacak. Evet. Devam ediyorum. Firavunluk psikolojisine. Cemiyet hayatında erkekleri öldürmek için kızları ve kadınları kullanır firavunlar. Var mı yok mu bu firavun? Hala Kızıldeniz'de firavun arıyorsun. He? İrfan? Var abi. E şimdi Kızıldeniz'de niye firavun arıyorsun? O zahir. Ya. Giy o elbiseyi. Firavun benim. Musa da benim.
Çünkü bütün kainatta ne olmuşsa, ağaçta neler olmuşsa çekirdekten olmuştur. Kainatta ne olmuşsa hep ama fuhuşundan tut külliyatına kadar, Kur'an'ın nuzuluna kadar. Cebrail'dim ben, Kur'an'ı ben getirdim. Getirilen de bendim. Peygamber Hazretleri demiş ya, Kur'an'ı kimden alıyorsun dedi Cebrail. Ya arkadaş sen çekirdeği hastesi değil misin kainat? Böyle külli nazarını külliye hasre. Külli nazarını cüz'i hasredesen cüz'ileşirsin. Küllileş kardeş. Ha onlar hakikatin sureti bu. Ya. Namaz, dün akşam salattan anlattım salat. Çocuk doğdu. Ağlıyor. Çocuk sağ kulağına Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okuduk. Sol kulağına ne yaptık? Kadukametin salah, kadukametin salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kamet getirdik. E çocuk namaz mı kıldı? Hem de ona getirdik. Sonra her kişi niyetine, Allah için namaza, Peygamber Aleyhisselam'ın salavata, meyit veya meyiti için duaya, Allah için namaza uydum, hazırlan öndeki imama diye biz böyle niyet ettiriyoruz. Ha? Peki salada kim? O. Hani ezan kamet getirdik, adam da öldü, kendi namazını bile kılmıyor. Kendi cenaze namazını bile kılamıyor. Peki nedir o? Doğdu, öldü, salatı bu. Kamet, ezan buydu. Ama namazda onu ifade etseydi, tamamdı. Namazda ifade etmese bile salatı kıydı. Neyse, cemiyet hayatında firavunlar, erkekleri öldürmek için kızları ve kadınları kullanır. Devam ediyoruz. Hile çevirirler. Fakir zengin çarpıştırırlar. Bankaları kurarlar. Hile ve huda ile cem-i mal ederler. Bunu hocaları da bakıyor bu. Hile ve huda ile tuzakla cem-i mal ederler. Her çeşit fesat komitelerine karışan ihtilallere parmak karıştırırlar bunlar. Sihir yapan yaptıranlardır bunlar. Firavunluk sıfatıdır bu. Atlıyorum, dikkat edin koca sayfadan. Hayatı kendi anlayışına göre kurgulayıp, yorumlayıp yaşarlar. Atla. Firavun, Nemrut ve Şeddatlar kuvve-i gazabi uçlarıdır. Negatiflik de insanın olgunlaşıp terakkisine vahidi kıyası olurlar. Oruç da firavunluğunu kırar. Oruç firavunluğu kırar. Nemrutçuluğu değil, kemal-i aks ve fakr ile dergah-ı ilahiye ilticaya bir arzu hisseder ve şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır oruçla. Rabbini tanımak istemiyor, firavunane kendi rububiyet istiyor. Oruç da doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar oruç. Firavunluğu kırıyor, nemrutçuluğu kırmıyor. Firavunluk nispetinde vücudumuzdaki su unsurunun galeyanı. Buna yalnız remizle işaret edeceğim. Kim ne anladıysa o kadar olacak. Kaç tane unsur var dünyada? Dört. Toprak, hava, su, ateş. Toprak, hava, su ateş. Su unsurunun ifratı, su unsurunun ifratı firavunluk. Ateş unsurunun ifratı Nemrutluk, İbrahim Ateş. İyi dinin. Vücudun kaçta kaçı sudur? %75-76'sı su. Eğer hayatınızı, özel hayatınızı ifratta yaşarsanız vücudun %60-76 su olunca su dengesi bozuluyor. Ve firavunluk başlıyor o insanda. Remizle konuştum. Doldurun içini. Özel hayatınızda sünnet-i seniyenin dışına çıkmayın. Hiç şansınız yoktur. Yani huzur kazanmanızın hiç şansı yok. Özel hayatta kurala uyacak. Haftada birkaç defa gusle mecbur olursa %76 su unsuru bozuluyor. Bu sefer firavunluk sıfatı inkişaf etmeye başlıyor. Gadab, hiddet, neydi? Gadab, hiddet, zulüm. Nemrutçuluktu. Öyle değil miydi? He?
Öyle deyin. Ne demiyorsunuz? Okumuştuk. Peki. Tamam. Yani bir şey haddine fazla geçirmek nemrutçuluktur. Onu nereden okumuştuk? Ha, Nemrut, inat, adavet, zulüm. Firavun, gurur, zalimlik, ferdi feritçilik. Yani özel hayatını, kendisini merkezde, kendisini yorumlamak. Su unsurunu bozmak. Nemrutçuluk, ateş unsurunu bozmak. Firavunluk, su unsurunu bozar. Suyla gark olursunuz. Firavunluk sıfatımız suyla terbiye olur. Ramazan ateştir. Ramazan diyor, insanın nefsinin firavuniyetine darbe vurur diyor. Ramazan ateştir. Suyla yakıyor Allah, su. Kimse yemeğin peşine değil, su. Naci, şimdi her şey doluyor değil mi? Yeri yerine doluyor değil mi? Ateşin manası Ramaz. Yani ateştir, Ramazan ateştir. Su. Su unsuruyla boğulacak Firavun. Nemrut gelecek ama biraz acele edeyim. İçsel yanmalar. Yani tırnağından, dişinden, kemiğine kadar dabbetul arz. Dabbetul arz nemrutçuluktur. Su unsuru bozulacak vücutta firavunluk sıfatımız inkişaf ederse, nemrutçuluk sıfatımız inkişaf ederse, dört unsurun ateş unsuru bozulacak. O zaman senin cehennemin olacak orası. Toprak ve havayı da buldunuz mu abi? Evet. Toprak ve havayı bulamadım. Ama sahip toprak olmalı, İbrahim'i diye şey yaptım. Her şeyi yetiştiren, ama tabii benim kesin değil bu. İbrahim toprak diye anlıyorum. Çünkü İbrahim'in sıfat tefekkür ve şefkattir. Enfüstür topraktır. Toprak inkişaf ettiriyor her şeyi. Zannediyorum toprak İbrahim. Çünkü sahip toprak olmalı diyor. İbrahim'i meşreptir bizim meşrep, nurculuk. Haliliye. Öyle şey yapıyorum. Bir de hava unsuru dedik değil mi? Hava unsuru. Hava unsuru Süleyman alakalı. Yani şeyden, cinlerden dolayı. Yani şeytan ve cin. Şeytan ve cin şeyden, o yapılanlardan, o yapıları, dengeleri bozuyor. Cin ve şeytan. Onun için dün şeyden bahsettim. Şeytan denilen sistemin vücuttaki çalışma sisteminden bahsettim. Şeytan böyle aldatıyor falan, onlar da konuşmuyor. Şeytan sistemi denen sistem nedir? Niye konmuş? Nasıl çalışıyor? 235 psikoloji diye bir ders var. Görüntüsü yoktur. Herhalde bir hafta sonra çıkar. Değil mi? Belki de 10 gün. Gülüyor, ne yapsın çocuk? 15 tane var değil mi yayında olmayan? Belki de fazla. İlginç dersler var. Bazılarını silmişim mesela. Hiç yayına olmayacak girmemiz. Girmez ve çünkü girmesi mümkün değil. Sildim. Birisinin eline geçer diye. Zaten bu kadar diyorum. Neredeyse beni yiyecekler. Allah yedirmiyor. Yoksa 10 defa yemişler. Allah'ın izniyle onların şeyine gelmiyorum. Tekliflerine. Konferanslar, şeyler, televizyon. Yemez kardeşim. Ben böyle size kanaat ederim. Delilin birisi. Ben kanaat ediyorum. Ben size kanaat ettim diyor Üstad. Tenekeci Mehmet Efendi, çaycı Mehmet Efendi, çaycı bilmem şey efendi, Mehmet Feyzi Efendi, çay şu bu. Üstad böyle tahsil ederim. Ben diyor, tenekeci ya, soba borusu yapanlara. Şu kadar kaleme kanaat etti. Sizleri sağlığı kanaat etti. Bir de nefeslendim de bir de okuyayım. Rabbini tanımak istemiyor. Ha. Birbirinizi Rab ihtiyaz etmeyin. Ben ilah biliyordum. Rab. Firavunluktur. Rabbini tanımak istemiyor Firavun.
Firavunane kendi rububiyet istiyor. Oruçla doğrudan doğruya nefsin Firavun'un cephesine darbe vurur kırar. Orucun gayesi su unsuru ile firavunluğumuzu kırıyor. Oruç yanmaktır. Gıdasızlık demiyor. Çok zorlanırsanız diyor Ayetullah Hamaney, İran Şia dini lider, haşa Tanrı'nın görüntüsü. Aynı Hristiyanlık. Çünkü İsa Yezus Tanrı'nın oğludur. Her bir papaz Tanrı adına Tanrı'nın gölgesidir. Karar verir. Adam affeder. Günahını affeder. İstese affetmez. Adam şimdi çok zorlanırsanız bilmem ne olursa çok basit basit su içebilirsiniz diyor ama bir bardak olsun diyor. Çünkü Ayetullah Hamaney ayet, Allah'ın ayeti demek. Ne diyorsa Allah adına söylüyor. Ne demek biliyor musunuz acısı? Vahiy geliyor ona. Ona gelen ilham vahidir diyor. Şia. Şimdiye kadar hiçbir zaman, bir tane hissettirir misin? Hiçbir zaman İran kafirle savaşmamış. Hep ehli sünnetle savaşmış. O nükleer bilmem şeyler hepsi hikaye. İsrail, İran, Amerika 1986'dan beri söylüyorum kasetlerimizde var. Benim kasette var. O zaman CD yok. İran, İsrail, Amerika aynıdır. Ve Hümeyni'yi getiren Amerika'dır. Çünkü ikide bir değişiklik gerekiyor. En fazla 50 sene veya 100 sene. 100 senede bir, mesela Türkiye'de de bir ılıman bir İslam gelmesi lazım. Çünkü baraj çok geldi patlayacak. Eski bemecelerde vardı. Hava deposu şişerdi. Tamam böyle tahliyesi babu var. Alim İslam artık buraya kadar geldi. Maddi ve manevi sömürüldü. Artık patlayacak geldi. O zaman bir tahliye. Bir İslam ama istedikleri İslam. Hakiki İslam değil. Türkiye'de ılıman bir İslam getirilmek istendi. Abi yapıp model yapılmak istendi. Bunu da Fethullah ağlayanı kullanacaklardı. Ilımlı bir İslam. Çünkü ben niye ağlayan diyorum? Hiç ömründe güleni gören var mı? Ters söylemişler yani. Gülen demiş. Hiç gülmeyen adama gülen demişler yani. Onu kullanacaklardı. Ilıman bir İslam. Kendi istedikleri bir İslam. Peki, firavunluk sıfatımız su darbe suyla besleniyor. Su. Firavun ne yaptı? Çocukları, erkekli kızlarla sürdü. Su unsuruna hakim. Su unsurunuza hakim olmanız lazım. Ona da Ramazan vuruyor. Ramazan yemek darbesi değil, su darbesidir. Çünkü Ramazan ateştir. Maalesef. İçmek ve cinsellik diyor. Yeme, içme, cinsellik. Üç, ikisi suya bakıyor. Tahliye. Firavunluk nispetinde vücudumuzdaki su unsurunun galeyanı, vücudun kimyası bozuluyor ki vücudun %76'sı su olduğunu düşünürsek, kan da su cinsindendir. Unutmayın, kan sudur. Şeytan da kanda dolaşır, ette dolaşmaz. Kan sudur. Kan su unsurundandır. Cinsellik de su unsurumuzu direkt etkileyendir. Atlıyorum, çok üzerine durdum. Kavmi Firavun'a çekirge afatı bit belası gelmiş. Öyle mi? Beni dinliyor musunuz? Ne gelmiş? Peki, çekirge nedir? Bu asırdaki çekirge nedir? Bit belası nedir? İyi yaslanın, kemerinizi bağlayın. Çekirge... Çalışmalarında bereket bulamama, ani kayıplar, iflaslar, ümitsizlikler, hırslar, çekirge. Bit belası, kanını emer, huzursuzluk, tedirginlik, korku, güvensizlik, bedende zafiyetlik, dabetulars, sirayet eder. Bu, bit belası bu demek. Başka? Firavunlukların enaniyetini kabartan mahviyetkârane söz söylemek caiz olmadığından bir mecburiye o mütekebirlere karşı izzet ilmeği muhafaza etmek için söylenmeyecek ve izharı münasip olmayan uhrevi hizmetlerini Cenab-ı Hakk'ın affına güvenerek izhar ettim. Demek ki bize bir ruhsat var. Mesela insanlar hep kitaptan okuyor ama yaşanan bir insan görmüyorlar.
Bu insanlara yaşanan bir İslamiyeti, yaşanan bir nurculuğu göstermek için dershanede yapılan bazı güzellikleri veya kendi yaşadığım bazı güzellikleri söylemek, Allah'ın affına güvenerek izhar etmek caizdir. İmam-ı Rabbani, İmam Gazali mi diyor? Diyor ki, şair İslami'yi ihfasından izharı daha mühimdir. Gazali diyor abi. Gazali. 148 olmaz. Kaç? 148 miydi? 148 herhalde. Hastalama. Evet. Hayır. 188. 168. 168 miydi? 168, tamam. Yine kazandın, golü attın. O 188 şey, yanında başka kitap bulundurmuyor galiba. Olabilir. 182 olabilir abi. 182, yeni mi tuttun? Ama emin değilim. O da emin değil. Yok, 188 galiba. Şimdi ne diyorduk? Ne diyordum? Gazali, şair İslami. Ha, şair İslami. Mesela diyoruz ki, insanları sünnet-i seni alıştırmak için örnek veriyor. Bunun buralardan fetva alarak söylüyorum. Mesela, ve size yalan mı söyleyeceğim? Allah'a haşa, sizi kandırırım, Allah kanır. Ben bunu içerken diyorum, yarıya kadar geldim. Hatırlasam ki abdestsizim, inanç indiririm, gider abdest alırım, bunu devam eder. Abdestsiz ders mi? Yemek mi? Asla. Niçin? Çünkü insanların enaniyetini kabartan mahvetkârane söz söylemek, yani cahile, unutmayın, cahile, çocuğa, deliye, ehli olmayanların içinde tevazu yapma. Onlar tevazu ciddi zanneder. Neyse göster. Çünkü elbise sana giydirilmiş bir güzellik var. Dese ki, ya ne güzelleşti maşallah falan. Yok canım ya, nereden güzellik ya, güzellik beni mi bulacak falan. Dolayısıyla bu elbise ve bu elbiseyi sana giydirene zulümdür. Bu olmaz. Veya desen ki, tabii canım benim gibi bir adam var mı diye, bu da enaniyet, gurur, kibir oldu. Hem nankörlükten hem gurur, kibirden kurtarmak için şöyle de diyor mektubatta. Elhamdülillah, evet bir güzellik var. O da bana aitti. Libası ait, libası bana giydirene aittir. Libası bana giydiren. Dolayısıyla bu elbiseyi bize giydiren, dershanecilik elbisesini, vakıflık elbisesini, bu hayatı bize giydiren Allah'a aittir. Bunu tersini düşünmek firavunluk olur. Dolayısıyla bunları nasip eden odur. Her gün cüzümüzü okuyoruz. Hizbul Kur'an'ımızı okuyoruz. Hizbul Hakayık'ımızı okuyoruz. Her gün Risale okuyoruz, tamam mı? Ondan sonra elimizden geldiği kadar abdestsiz çıkmıyoruz. Abdestsiz tıraş olmayacaksınız. Banyoya gittiğiniz zaman ilk önce gusül abdestini alıp sonra temizlik yapacaksınız. Sakın, işaret edeceğiz de geçiyor bunu. Sakın temizlikten sonra gusül abdesti almayın. İlk önce abdestinizi alın. Bedeninizden abdestsiz bir şey ayrılmasın. Mekruh zaten abi. He? Mekruh zaten. Evet, tahrimen mekruh. Demek izhar ettim. Teveccüh-ü nas esas edip muhabbet etmek firavunluk gibi gark olmana sebep olur. Bir daha dönemezsin. Yani teveccüh-ü nas, şöhret perestliği alırsan firavunluk sıfatı, su gelişiyor, kan. Kanla alakalı ne sıfatlar varsa firavunluktur. Sinirle alakalı ne varsa öfkeyle nemrutluktur. Ateş çünkü. Ateş unsuru sinir üzerine kurulmuş. Firavunluk ise kan ve su. Zaten vücudun 176 komple şeydir. Son şeyi, erkekleri ortadan kaldırıp kızları hakim kılmak, kişilerde dirayeti kaldırıp cemiyete nefsaniyeti ve şehveti esas kılmak, insanları sahipsiz kılmak, dirayetsiz kılmak, istifade kaynaklarını kurutmak, abilerini, şeyhlerini, ustadlarını, dikkat ederseniz kütüb-ü sitte-i hadisleri, mesela Adıyaman'ı, İsmail Ağa'yı, Süleymancıların hocam, böyle abilerini böyle dül uzatmak, onları ortada bırakmak için yapılıyor. Ya bırakın ya ben adam. Adam gidiyor mesela içki içmiş, değil mi? İçkili içiyor. Ya gidiyor Adıyaman'a, adam bırakıyor. Neticeye bak. Var mı, yok? Ne zarar var? Bak, niçin yapılıyor? Bir daha okuyayım. Firavunluk, son cümle firavunluk. Firavunlar ne yapar? Erkekleri ortadan kaldırıp kızları hakim kılmak her yerde. Kişilerde dirayeti kaldırıp
cemiyete nefsaniyeti ve şehveti esas kılmak, insanları sahipsiz kılmak, kim yani dayanak noktalarını ortadan kaldırmak, ustalarını, şeyhlerini hücum etmek. Mesela diyelim benim elimde bu mu var? Bu var. Buna hücum edemiyor, bu eli kırıyor. Bu eli kırınca bu da düşüyor işte. Nasıl kırıyorlar? En keskin silah ve en ucuz kullanıyorlar. Nedir o? İftira. İftiraya inanana yazıklar olsun. Bağla layıkasını okumamış. 100 kaçtı? 27. He? Yok. 200. 260. 264 müydü? Diyor ki, 4 tane gözüyle, 4 tane gözüyle şahidi getiremeyenler, merdudu şahadettir. Tövbe ettiler. İrfan, mühendis bey dinleyin bakalım. Tövbe etti adam, gitti birisine. 4 tane şahidi olmadığı halde zina yaptı. Falanca ile oturup kalktı, düştü, kalktı dese. Ama 4 tane şahidi yok. Ben dedim sana. Sonra tebeyyün etti. Öyle olmadı anlaşıldı Osman. Ben tövbe ettim. Bana güvenecek misiniz hala? Tövbe ettim ama. Şahitliğiniz kabul değil ama. Evet. Artık ezeli, ebedi, mahkemede, nikahta, hiçbir yerde din adına bir şahit olunamaz. Sözü müteber olmaz. Ayet-i kerime oku. Lev. Hayır. Sadakallahu nazim. Arka. Arkası. Lev la iz semi'tumuhu kultum ma yekunu lana en netekelleme bihada subhaneke hada buhtan azim. Olayım. Dört tane gözüyle görmüş şahit getiremeyen, öyle mi? Onların şahitliğini kabul etmeyiniz. 200 kaçtı? 68. Senden kerpetenle laf alacağıma ben okurum, daha iyi değil. Çünkü enanet yaptın Hasan. Bak bu da gayrimüteşir. Hele hele bu gayrimüteşir var ya. Bu koymamış ustad, bu yaptığınız iftira sokaktaki adamla bir hocaya ve sokaktaki insana bir de topluma İslam'ı temsil eden kişiye, mesela cübbeliye yaptıkları kumpas, o Ergekon'un namı altında bir fasarya vardı ya, yapan o grup, aynı grup, şeye de yaptı, herhalde onun halinde çok bulundu, aynı kumpası ona yaptılar, hani... En Müslümanın en mahrem yatak odalarında şeyi kamera kayıtları yapan cemaat. Kumpasona yaptılar. İşte burada bunu anlatıyor bu gayrimüteşebbih diyor ki toplumda bilinen ve sevilen dini şahsiyetlere, dini kişilere yapılan iftira normal sokaktaki yapılan iftiraya ait değil, aynı değil diyor. Bunlar münafık olduğunu söylüyor. Münafıklar gibi, baka, la tecessüs ayetini kullanıyor. Bu da gayrimüteşir. 464. mektupmuş, gayrimüteşir. 464 tane gayrimüteşir şeyi. Tamam mı? Tehdit ediyor Allah Kur'an'da. Ben şeyi okumak istiyorum. لَوْ لَا اِذْ سَمْتُمُهُ قُلْتُمَا يَكُنُوا لَنَا اَنْ تَكَلَّمَا بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُحْتَنَا اَلْضِمْ tekelleme bihaza subhaneke haza buhtanın aldım. Okudum, niye okudum? Çok mühim. Gözüyle görmüş. 4 şahidi gösteremeyen. Niye bu mevzulara giriyorsun bunlar? Bir teneffüs ettireyim de böyle. Hem keseceğim zaten. Bu arada bazı toplumsal hastalıklarımızı yapılandırsın, kaynak olsun. Sakın ha bu tuzağa düşmeyelim. Eğer sen de ya duydun mu geveze yaparsan aşağıdakine girersin. Bak, gözüyle görmüş 4 şahidi gösteremeyen. Kendisi görse bile değil. Kendisi gördü, bir kişi de var. Abi 3 kişiyiz. 4 kişi diyor Allah. Allah'ın dediği mi doğrusu onun mu? Haşa. Allah diyor ki 4 tane gözüyle görmüş şahidi gösteremeyen merdudu şahadettir. Şahadeti reddedilir. Ne yapacağız? Tövbe etti. Estağfurullah. Tamam ya Rabbi. Ve tübâ aleyne ya tevâbu ya hakim. İstersen Kur'an oku.
ebedi şehadetlerini kabul etmeyiniz. Çünkü bunlar yalancıdırlar. Ne demek ebedi? Nikahta şahitliği kabul olmaz, mahkemede olmaz, iki Müslüman arasında anlaşırken yeminleri olmaz, şahitlikler olmaz. Din adına bir kişiliği yoktur artık onun. Ebedi olarak yalancıdırlar. Acaba böyle kazve cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Mesela bak ki gidiyor adam, casusluk yapıyor, kamera koyuyor. Tek sayılır o. Tek sayılır. Çünkü istediğin gibi oynarsın. Mahkemede bile delil değil. Adama gidiyor zavallı, dini bir şahsiyete, toplumda sevilen, yani büyük ekseriyeti mutlaka ile faydası olan adama gidiyor bilmem komutanlık bir şey yapıyor. Bu adamda insan İslam'dan demiyorum, insanlıktan isi olur mu? Senin karına kızına yapsalar ne olurdu? Sana yapsalar nasıl olurdu? Bunu yapan, sana santaj yapacağım diye özel hayatına, odasına girip bunları çeken insan, insan mıdır? Ha, insan mıdır? Ya biz onu kedi çiftleşirken bile çekmeyiz ya, utanırız. Köpekler çiftleşirken bile, öyle mi? Utanmaz adam. Hayasız adam. İslamiyetsiz adam. Münafık adam. Sen bunu nasıl kameraya koyuyorsun? Özele giriyorsun. La tecessüs ayetini hiç mi okumadın? Tecessüs etmeyiniz. Bak, ebedi şehadetten kabul etmeyiniz. Bu adam böyledir. Nasıl münafık diyorsun? Bak, Allah bunu zaten takdir attı çöpe. Sen de ne yapacaksın konuşursa? Cesarete hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Kur'an-ı Hakim bu şartı Müslümanlara koşturmakla böyle şeylerde şakı şefe etmeyiniz. Konuşma. Geveze yapma. Bir şey duydun mu? Ha öyle ya. Abi ben mi iftira ettim? Konuşmayacaksın. Dinlemeyeceksin. Dinledin sen de bu cipçtensin. Böyle şeylerde şakı şefe etmeyiniz bu kapıyı kapattınız demektir. Sen kapatmıyorsun, konuşturuyorsun. Kaçtı sayfa? Unut. 267. 267. İstersen dinle ustadı, istersen dinleme. Ben dakika dukka. Sen yaparsan sana da yaparlar. Ve ebedi ve ezeli olarak haşirde bile öyle diyor. Haşirde demiyor ki, ebedi olarak kabirde şehadetlerin kabul olmayacak. Haşir meydanında kabul olmayacak. Sırat köprüsünde kabul olmayacak. Hiç seni dinlemeyecekler. Ebedi de o demek. Ebedi demek dünya hayatı değil ki. Ebedi olarak. Sen benim hayatıma kastettin. Senin de hayatın olmasın. Demez mi insan? Beni kirlettiğin gibi Allah da seni cehennemin dibine kirletsin. Benim hayatıma kastettiğin gibi senin hayatında yok olsun. Demez mi? Allah'ından bul. Seni Allah'a havale ettim dese. O da ne olur? Havada kalmaz olur. Ya? Hangisi cesaret edecek şimdi? Ne ihtiyacın var? Kafire yapılmaz ha. Affedersiniz, köpekler bile çekilmez. Haya, edep, ele haya minel iman. Haya imandandır. İmanın yok ki bunu yapıyor. Haya imandandır. Ya nereye bakarsan bak, imanlıkla alakası yok. Tam bir münafık. Bir cümleyi de söyleyeceğim. Affınıza sınavım. Ben münafığı iki ayaklı olduğunu bir sene önce öğrendim. Meğer münafığın iki ayağı varmış, iki kolu varmış. Ben münafığı göremiyordum. Niye? Ben acayip yakmıştım münafığı. 8 kafalı, 9 elli, 20 ayaklı. Böyle acayip 40 ayak gibi bir şey zannediyordum. O gözümün öndekini görmemiştim. Ne yapayım? Ferasetim o kadardı. Allah bile peygamberine diyor ki ben sana demesem sen dahi tanımayacaktın. Tanımayacaktın. Allah aldanırdı. Münafık öyle bir şey. Peki son cümlemi bir de okuyayım. Firavunluk, erkekleri ortadan kaldırıp kızları hakim kılmak, kişilerde dirayeti kaldırıp cemiyete nefsaniyeti ve şehveti esas kılmak, insanları sahipsiz bırakmak, dirayetsiz kılmak, sahipsiz işte o, istifade kaynaklarını kurutmak, var olan kaynakları ve dirayetleri de basit sebeplerle susturmak veya ortadan kaldırmak firavunluk sıfatıdır. Bugünlük bu kadar. Ne yaptık? Ben size yarın bu bilgileri kullanacağız. Halet okuyacağız. Halet okumak için İbrahim bari oğlunuz bilmemiz gerekiyordu. İbrahim'e halet giydirildi diyor. Bilmemiz gerekiyordu.
İbrahim'e Hanifen Müslümen tezgahında dokunan takva libasını bilmemiz gerekiyordu. İbrahim'i tanımak için başka bir yöntem kullandık. Ben kimim yerine ben kim değilim yöntemini kullandık. Ben kimim anlamıyorsan kim değilsin? Oradan git. İbrahim'i tanımıyorsan git Nemrut'a. Nemrut'un karşısındakidir. Musa'yı göremedinse asrın Firavun'un yanına dur. Karşısındaki Musa'dır. İşte bunu yani tanımlamak için İbrahim'i tanımak gerekiyordu. İbrahim'i tanımak için Nemrut'u da tanımamız lazım. Ondan sonra Firavun'u da tanımak gerekiyordu. Ve sonra Musa'ya girmedik. Sonra Nemrut'un ateşine girdik. Nemrut'un ateş çeşitlerini saydık. Nemrut'un o ne diyorlar ona? Mancınık. Mancınık için iki tane ayağından bahsettik. Bunları hep topladık. Yarın bu malzemelerle halet yapacağız. Halet giydirilmiş İbrahim'e. Halet verildi diyor. Bu halette elbisesini de yakmadı. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.